Eşhedü en Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة.
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح Ha 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 ha!
حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر محمد رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، على نبينا صلوات. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد. Thank you.
Hazreti Resul-i Ekrem ve Nebiyyi Muhterem Sultanul Enbiya Burhanul Asfiya Habibi Huda Şefii Ruzi Ceza A'ni bihi Ebel Kasım Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin aziz, latif, münevver, mutahhar, mücella, musaffa, ruhi paki, ıtırnaki Muhammediyelerine salavat-ı şerife getirenlerin ilahi ahir ve akibetleri hayrola. Hanedanı Ehl-i Beyt, Ali Ezvacı Tahirat, Cihari Yari Güzin, Ashab-ı Resul-i Rabbil Alemin, Seyyidil Müezzinin, Bilal-i Habeşi ve Abdullah İbni Ümmi Mektum radıyallahu anhum ecmain hazretlerinin ervahı için, Sahibul Hayrat vel Hasenat, Cennet Mekan, Ebul Fethi vel Megazi, İstanbul'umuzun Fatihi, Fatih Sultan Muhammed Han hazretlerinin ve diğer Selatin-i Osmaniye'nin ervahı için, bu cami-i şeriften güzeran eyleyen eyyime-i hutaba, müezzinin, kayyumin ve cemaatinden ahirete irtihal edenlerin bil cümlesinin ervahı için, hasreten Ayasofya Camii Şerifi'nin yeniden ibadete açılmasına vesile olan maddi ve manevi emekleri sebkat eden din ve devlet ricalimizin sıhhat-ü afiyetleri için, ümmeti Muhammed'in vahdet ve selameti için, ilahi kelimetullah uğrunda fedai can eyleyen aziz şühedamızın ervahı için, Allah rızası için, El Fatiha. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnna Allah ve melâiketehu يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد الله أكبر الله أكبر الله Eşhedü en la ilahe illallah.
Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Hayya Elhamdülillah. İnnel hamdelillah. Elhamdülillahi nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruhu ve netûbu ileyh. Ve na'ûzu billahi min şurûri enfusinâ ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله وحبيبه أما بعد فيا عباد الله أوصيكم بتقوى الله وطاعته إن الله مع الذين اتقوا
والذين هم محسنون. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: لتفتحن القسطنطينية ولنعم الأمير أميرها ولنعم الجيش ذلك الجيش. صدق رسول الله فيما قال أو كما قال. Aziz ve muhterem Müslümanlar, Allah'ın lütfu ve inayeti, Cuma'nın huzuru ve bereketi üzerinize olsun. Bu mübarek vakitte, bu mukaddes mekanda hep birlikte tarihi bir ana şahitlik ediyoruz. Ayasofya Camii Şerifi, Kurban Bayramı'nın gölgesinin üzerimize düştü. Hac aylarından mübarek Zilhicce'nin üçüncü günü olan bugün yeniden cemaatine kavuşuyor. Milletimizin derin bir yürek yarasına dönüşen hasreti sona eriyor elhamdülillah. Hamdü senalar olsun Allah'a. Bugün Ayasofya'nın kubbelerinde yeniden tekbir, tehlil ve salavatların yankılandığı, minarelerinden ezan ve salaların yükseldiği gündür. Bugün, bundan 70 sene önce hemen karşımızdaki Sultanahmet Camii'nin minarelerinin 16 şerefesinden 16 müezzinin Allahu Ekber sadalarıyla yeri göğü inlettiği, 18 yıl ayrılıktan sonra minarelerimizin ezanlara kavuştuğu anın bir benzerini yaşadığımız gündür. Bugün müminlerin sevinç gözyaşları içinde kıyama durdu, huşuyla rükua vardı ve şükürle secdeye kapandığı gündür. Bugün şeref ve tevazu günüdür. Bizleri böyle onurlu bir güne kavuşturan, yeryüzünün en mukaddes mekanları olan camilerde buluşturan ve ulu mabet Ayasofya'da huzuruna kabul eden Cenab-ı Hakk'a sonsuz hamdü senalar olsun. Konstantiniyye mutlaka fetholunacaktır. Onu fetheden komutan ne güzel komutandır ve o asker ne güzel askerdir buyurarak fethi müjdeleyen Habibi Kibriya Muhammed Mustafa'ya salat ve selam olsun. Bu müjdeye nail olma aşkıyla yollara düşen İstanbul'un manevi mimarı Ebu Eyyub el-Ensari Hazretleri başta olmak üzere ashab-ı kirama ve onların kutlu izinden gidenlere selam olsun. Fetih tasallut değil, ihyadır. Yıkım değil, imardır inancıyla Anadolu kapılarını milletimize açan Sultan Alparslan'a ve bu toprakları vatan kılarak bize emanet eden şehitlerimize, gazilerimize, coğrafyamızı imanla yoğuran tüm gönül sultanlarına selam olsun. Fetih sevdasını Sultan Mehmed'in gönlüne nakış nakış işleyen 1 Haziran 1453 Cuma günü
Ayasofya'da ilk cuma namazını kıldıran ilim ve hikmet tabibi Akşemseddin Hazretlerine selam olsun. فَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّل۪ينَ Artık bir işe karar verdin mi? Allah'a güven. Doğrusu Allah kendisine güvenenleri sever. Ayet-i celilesine gönülden bağlanan o genç ve dirayetli padişaha tarih, edebiyat, bilim ve sanat dehasına, çağının en gelişmiş teknolojisini üreten, gemilerini karadan yürüten, Allah'ın izni ve inayetiyle İstanbul'u fethe mazhar olan, sonra da bu aziz şehrin tek bir taşına bile zarar gelmesine izin vermeyen cennet mekan Fatih Sultan Mehmet Han'a selam olsun. Ayasofya'yı minarelerle süsleyen, asırlarca ayakta kalmasını sağlayan güçlendirmeleri yapan mimarların piri, büyük sanatkar Mimar Sinan'a selam olsun. Dünyanın 7 iklim 4 bucağında Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasını özlemle bekleyen ve sevinçle kutlayan bütün mümin kardeşlerimize selam olsun. Ayasofya'nın ezanına, kametine, vaazına, hutbesine, duasına, tilavetine, ilmi faaliyetlerine saf saf dizilmiş muazzez, şerefli cemaatine kavuşması için dünden bugüne canla başla emek veren büyüklerimize selam olsun. Ayasofya'yı kendi öz evimizde ruh ve mukaddesat odamız diye tarif eden ve Ayasofya mutlaka açılacak, bekleyin gençler, biraz daha rahmet yağsın, her yağmurun arkasında bir sel vardır, o selin üzerinde bir saman çöpü olsam daha ne isterim, o aziz bir kitap gibi açılacak diyerek umut ve sabır aşılayan ilim ve fikir insanlarımıza, irfan ve ihsan öncülerimize selam olsun, rahmet olsun cümlesine. Aziz müminler, Ayasofya 15 asrı aşan ömrüyle insanlık tarihinin en kıymetli ilim, hikmet ve ibadet mekanlarından birisidir. Bu kadim mabet, alemlerin Rabbi olan Allah'a kulluğun ve teslimiyetin muhteşem bir ifadesidir. Fatih Sultan Mehmet Han, göz bebeği olan bu muhteşem mabedi kıyamete kadar cami olmak kaydıyla vakfedip müminlere emanet bırakmıştır. Bizim inancımızda vakıf malı dokunulmazdır. Dokunanı yakar. Vakfedenin şartı vazgeçilmezdir. Çiğneyen lanete uğrar. Dolayısıyla o günden bugüne Ayasofya sadece ülkemizin değil, aynı zamanda ümmeti Muhammed'in harimi ismetidir. Ayasofya, İslam'ın engin merhametinin bir kez daha dünyaya ilan edildiği yerdir. Fetihten sonra Ayasofya'ya sığınıp haklarında verilecek hükmü endişe içinde bekleyen ahaliye Fatih Sultan Mehmet, bu andan itibaren özgürlüğünüz ve hayatınız hakkında korkmayınız. Kimsenin malı yağma edilmeyecek.
Kimse zulme uğramayacak, hiç kimse dininden dolayı cezalandırılmayacaktır demiştir ve öyle de yapmıştır. İşte bu vesileyle Ayasofya, inanca saygının ve birlikte yaşamanın en büyük tecrübesinin gösterildiği, yaşandığı yerdir. Aziz kardeşlerim, Ayasofya'nın ibadete açılması tarihi müktesebatına vefanın gereği olarak 5 asır boyunca müminleri bağrına basan mukaddes bir caminin asli vasfına dönüştürülmesidir. Ayasofya'nın ibadete açılması temeli tevhid, tuğlası ilim, harcı erdem olan İslam medeniyetinin bütün zorluklara rağmen yükselmeye devam edişinin